kıyafetin muhteşem hayatım. Çok mersi. Peki kimin bu şekerim? Kimin mi? Ay, tabiisi benim. Kimin olacak, cümcüme? Ay, yok canım yani. Ben kimin derken yani bu elbiseyi dizayn eden tasarımcı olarak. Ay, yoksa seninkisi kiralık mı pıtırcık? Koçum, aynısından bir tane. Hadi iki tane daha. Yaşat bizi. Hadi koçum, hadi Asun, kolay gelsin. Bunlar nedir koçum? Kanepe efendim. Kanepe, çek yattı mı? Nasıl efendim? Ne demek oğlum kanepe? Nimet'e niye kanepe ismi koyuyorsunuz siz ya? Ayıp değil mi ya? Ya desenize salça üstü ekmek, zeytin üstü ekmek, ekmeğin üstünde domates, marul falan. Koymayın Nimet öyle isimler falan ya. Ayıptır yani. Lan. Lan ufak. Ya ısırgan otlu mu bu? Allah belanızı vermesin. Götürsünler ya. Ya şuraya yarım ekmek bir sucuk yesin ya millet delisi olsun. Allah belanızı vermesin ya. Ufak ufak şeyleri veriyorlar ya çip gibi. Olur mu yani? Mesela benim elbisem ünlü İtalyan modacı Giovanni Altobelli'nin bana özel bir çalışması. Ay. Ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar cici, ne kadar çevre ve hayvan haklarına saldırı mahiyetinde bir çalışma. Nasıl? Anlayamadım. Ben küresel tırsınma konusunda çok hassas bir insan olduğum için bu tarz kürküdü, postu, kılıdı, tüydü, muşambaydı tarzı kıyafetler üstüme giyinmiyorum. Küresel ısınma ya da daha entelektüel bir şekilde söylemem gerekirse küresel gunma demek istediniz herhalde. Hayır efendim, küresel tırsınma demek istedim. Dünyamız gitgidene ısınıyor. Dünyamızın sonu yaklaşıyor. Herkes kıyamet yakınlaşıyor diye tırsmıyor mu? Sorarım size, tırsmıyor musunuz adostlar? Hala çıkmadı ya. Yalnız fanusa doğru tüpürmeyelim. İz oluyor lütfen. Tüpürmeyelim lütfen. Pardon, ağzımı kapatıyorum ama. Kont. Kontumun kontu. Çevre bilinci. Geçen gün gazetede bir haber gördüm. Ki ben entelektüel bir yapı taşına sahip bir insan olduğum için hiç elimden gazeteyi düşürmem. Orada gördüğüm habere göre diyordu ki güneşin dünyamıza hızla yakınlaşması
Ve biz insanların fısratosfere salımladığımız egzoz, metan, mentol, polip, polet ve bir takım banırsak gazlarının etkisiyle ozon tabakasındaki delik iyicene büyümüş. Ve gölgede bile kırklara varan bunaltıcı sıcaklar sebebiyle Kuzey Kutbu'ndan Bakırköy büyüklüğünde bir buzul dağ kopmuş. Yalnız Abiye Hanımcığım, o buzul dağ Bakırköy büyüklüğünde değil bir kere. Sevalcığım, Sevalcığım, lütfen adına dünya adını verdiğimiz şu kıyrıklı yıldız üzerinde son zamanlarımızı yaşarken boş münakaşalarla vaktimizi boşa helal etmeyelim. Bu taş. Nasıl kızlar? Eğleniyor muyuz? İstek parça da alıyoruz. Bir peçeteye cep telefonu numaranızla birlikte istek parçanızı yazın. Gerisine karışmayın. Bizde. Ah. Git git. Ama ne kaçırdığının hiç farkında değilsin. Ya elimdeki enstrümanın ebatı sana hiç mi fikir vermiyor ya? Bunu bulamayan var. Günah, günah. Evet, küresel tırsınma. Neden küresel tırsınma? Küre nedir? Yüz yuvarlak bir toptur. Dolayısıyla küresel, yani topsal, yani topluca, yani toplumsal. Hep birlikte, bütün olarak, yumak olarak tırsınıyoruz. Küresel tırsıyoruz. Bu kadar. Bitti. Kafam acıdı. Geç buraya. Ben de şunu senin kafana indirsem hoşuna gider mi? Rezil ettireceksin burada bizi. Rezil ettireceksin burada bizi. Gerizekalı mal. Lan oğlum burada usludur bari lan. Cillop gibi iş bulduk. İlk geceden kovdurtacaksın yine bize. Doğru söylüyorsun lan Süpocuğum. Şu piyasanın güzelliğine bak ya. Bir daha Wall Street'e gitsek böyle piyasa bulamayız oğlum. Şuraya bak lan. Ya kötü emellerine alet etmediğim bir klasik müzik kalmıştı. Onu da yaptın kardeşim. Bravo. Rahmetli Mozart mezarında fırıldak olmuş dönüyordur zavallı. Süpo. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Bu süper ultra sosyetik karabalığın içerisinde çok zengin müzik prodüktörleri vardır oğlum. Bekle, birazdan patlatacağım asıl bombayı. Tutsana şunu, tut. Tut, tut, tut. Arada buna da sürtersin, tamam? Ses çıkar. Şöyle dik tut. Ha, sürpriz geliyor oğlum, sürpriz. Da-da-da. Birazdan insanlar Yarcan Kıymık'ın ilk solo klarnet parçasını dinleyip mest formatında kendilerinden geçecekler. Zaten sıkıldım bu kravattan ya. Yarcan, Yarcan yapma. Hordurttuğun yetmiyormuş gibi dayak yedirteceksin bir de bize. Süpocuğum, yarışma. Ben de. Yok, daha o kadar kalabalık değil. Sarım biraz daha da olsun, ondan sonra vereceğim coşkuyu. Vereceğim. Oğlum yemin ediyorum kafanı gözünü yaracağım şu kontrobasla, kontrobasa acıyorum. Dikkat. Yemin ediyorum bak. Devam. Burada zaten tadımı kaçırma, ne olur yani. Adama bak ya, canlıyı aldı gidiyor. Kesin enişten lan bu. Süpo. Ay karanfil. Kimse kımıldamasın. Kimse kımıldamasın. Herkes yerlerinde kalsın. Kız yok. Evet. Evet, o. O. Hop. O. O.
Süpo, fırsat bu fırsat oğlum. Hadi. Nasıl çıkartayım abiyeciğim? Ağzında kaldı. Dikkat edemedim, tiken batmış, o yüzden çıkaramıyorum. Ağzımda kalacak demek ki. Anlamıyorum Erman dediğini, anlaşılmıyor. Kalın olduğunuz yerde. Pardon canım. Ne oluyor lan? Kimin malını kimden çalıyorsun? Erman, bağcıklarını bağla, düşeceksin ya. Dur bir dakika, dur. Tamam. Ayağı indireyim, vallahi varislerim patladı ya. Uzumobil, seni bekliyoruz, hadi gel, hadi. Haylaz. Şuna bak, 4 yazdı 4. Arkadan çekişli. Anlamıyorum Erman, dediğini anlamıyorum. Arkadan çekişli, 4x4 diyorum. Sen bunu gör, karda, kışta, her yerde çok güzel bir araba ya. Ne? Kuzuma bin! Yengem bekliyor. Okuz, hadi. Şunu sus. Şeye koy. Namara Müge. Koş, 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 koş. Neredesin? O kız. Erman. Kemer. Kemer. Ay. Hadi kuzu çalış. Çalış kuzu. Erman, affedersin. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Erman! Erman, ne yapıyorum? Bir şey yapmıyorum. Sahte mi değil mi? Onu kontrol ediyorum Erman. Sahte de olabilir, sahici de olabilir. Bak, ikiye ayrıldı. Tek bir ısırışta. Aa! Erman! Ay bence bunlar kesin sahte. Erman şuna bak. Bunu ısırdım ayrıldı. Bunu ısırdım hemen ikiye belindi. Allah senin belanı vermesin ya. Kızım o Cumhuriyet altını mı, tek taşlı taşı, mındar ettim taşı ya. Erman zaten dediğini anlamıyorum ama ne diyorsan öyle deme bak. Erman neden biliyor musun? Çünkü bizim bundan öncesinde tek bir tek taşımız vardı. Ama şimdi bak 4 tane tek taşımız oldu. Yani nereden bakarsan bak %4'e varan bir kardan bahsedebiliriz. Mesela örnekle açıklamam gerekirse Erman'cığım. Bak önceden bir tek elmastan, bu ben ısırmadan önce top gibiydi ya. Bir tek elmastan böyle tek bir küpe tanesi yapınırken şimdi ben bunu ıstırınca şimdi tam temkinli çift küpe Erman'cım Erman nefes ama Erman 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 Erman, bu defa çok fena foka bastık. Hanıma iki çift lafım vardı beyefendi, kusura kalmazsanız. Yitir ya! Yitir ya!
Gitmeyin, gitsin ya. Erman, ellerini kaldır. Bak, seni fıracaklar şimdi. Kaldır ellerini. Ellerini kaldır. Yeter ya. Yeter. 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 Ya lambaya bak. Hiç. Yılmaz. Yılmaz. Erman. Erman. Erman, hadi kalk yerine yat. Boyun bozun tutulacak burada. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne olacak Erman? Yine bir Erman kuzu klasiği yaşıyoruz bu akşam. Sen yine televizyonun karşısında uyuyakaldın. Yapma ya. Bir de rüyanda bir şeyler sayıklıyordun kendi kendine. Bakıyordum da pek bir heyecanlı, pek bir coşkuluydun. Kimlerle ne tür cevizler çatırdatıyorduysan artık. Merak etme. Gördüğüm kabustu. Çünkü sen vardın içerisinde. Rüya olsaydı sen olmazdın. Ay, ne kadar komik, ne kadar sempatisin Erman. Allah'ım. Bir insan uyanır uyanmaz evdeki mizah ve medeniyet seviyesini bu kadar ayaklar altına alabilir mi? Sana böğrümün derinliklerinden kopan hatırı sayılır bir tebrik koyuyorum Erman. Ne oldu, televizyondaki film bitti mi? Çoktan bitti. Sen filmin ortasında sızıp kaldın. Ne oldu peki? Kadınla adam çalabildiler mi elması müziğin? Çaldılar tabisi. Sonunda da evlendiler. Hatta adam hanımını 5 yıldızlı otel gibi gemiyle dünya turuna balaysına çıkardı. Allah'ım, dünyada ne kadar mükemmel adamlar var. Karılarını dünya turuna çıkarıyorlar. Benim beyim beni daha bir orta köye kumpir yemeye bile götürmedi. Herhalde adamın yanına partner olarak Angelina Jolie'yi vermişler. Tabii ki çıkar dünya turuna. Benim yani şahsen hani meslek icabı yanımda öyle bir kadın olsa inan bana Ay'a giderim ya. Mars'a giderim. Ecic'den Bicic'den otururum. Onunla da ömür boyu yaşarım artık orada yani. Angelina Jolie. Ağaç kakan mı ki seninle birlikte olsun Erman? Sen ne diyorsun şimdi? Ne demek istiyorsun ya ağaç kakanına? Ağaç kakanla Angelina Jolie'nin ne alakası var ya? Ağaç kakanlar çok odun sever hayvanlar oluyorlar ya Erman. Hatta biz çocukken televizyonda bir ağaç kakanın çizgi film vardı. Böyle orada sürekli bir odunu böyle kakan bir ağaç kakan vardı. Böyle iyi 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 diye sesler çıkarıyordu. Ay ne kadar cümcüme, ne kadar pıtırcık bir kahramandı o minnak kuş. Hatırladın değil mi Erman? Daha küçük yaşlarda hepimize ağaç ve odun sevgisini aşılamıştı o minnak kuş. Demek ki benim bilinçaltıma da ta o zamanlardan kalma bir odun sevgisi girmiş ki ben de büyüyünce seni sevmişim, seninle evlenmişim Erman. Ne güzel. Versene bir dilim. Hangi dilim? Bu dilim mi? Ağzını atmadı bir. Ha. Ne yapıyorsun sen ya? Ne kadar şey bir kadın oldun sen ya. Angelina ile Johnny sana soysun versin. Ya o kadın oranın içerisinde Allah senin belanı vermişsin. Buradan oraya nereden gelir bu kıskançlıklarını bırak artık ya. O kadın bana bakar mı hadiyetin? Angelina ile Johnny'ye soydurursun böyle elmaları. Soyer tabii. Bırak, istemiyorum. El kol hareketiyle konuşma benden. Ağzını şapırdık mı ağzını kapat Yemet gel. Yan yan bakma bana konuşurken. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım hey. Evet, 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 evet. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oldu? Ne olacak, dizi bitti gene en heyecanlı yerinde. Nihayet bitti yani, ah şükür. Ay ya, bu diziler ne kadar uzun sürüyor böyle, sinema filminden bile uzun. Vallahi ben 5. reklamdan sonrasını hatırlamıyorum bile. Kusura bakmayın, böyle sizin de plazmayı işgal etmiş gibi oluyorum ama benim işim bitti, dizi tamamdır, kumanda orada sizin, tamam. Allah razı olsun. Ne demek görevimiz? Yalnız İrina Hanımcığım,
Bu iş artık biraz çığırından çıkmadı mı sizce? Aşkım otur da. Ya aslında çok önemli bir şey değil. Yani biz çift olarak çok öyle televizyon seyreden bir çift değiliz. Genellikle işte belgeseller, haber programları onları izliyoruz sadece. Siz hiç dizi izlemiyor musunuz? İzlemiyoruz. Olsun. Olsun. Daha gençsiniz. Önünüzde kocaman bir ömür var. Allah başka dert vermesin. İnşallah bu da düzelir. Hatta sizde lafı bile var. Zaman her şeyin topacıdır. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey.